Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısı ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Hatice Hanım. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Hemşireyim. Çok güzel. Boş zamanlarımda geziyorum. Evet. Nereleri geziyorsunuz mesela? En son nereye gezdiniz? En son GAP turuna gittik. Aa. Evet, Doğu'ya gittik. Onun öncesi Yunanistan'a gittik. Oh. Evet, çok güzeldi diyormuşum. Din, niye değil miydi? Güzeldi. Evet. Bazen yürüyüş yapıyorum, fırsat bulursam. Gayet güzel, ne kadar hoş. Daha çok dinleniyorum. Evet. Biraz detoks yapıyorum. Çok insan görüyoruz çünkü. Ha, doğru, işiniz evet, gereği. Böyle biraz kafa dinleyeyim istiyorum. Mantıklı. Kelimelerle aranız nasıl? İyi sayılır. İyi sayılır. Bakalım mı nasıl? Tamam. Laps diye giriyorum yarışmaya. Laps diye de çağrıldım zaten. Öyle mi? Hatice Hanım her şey diyormuşum diyecek. Ayaklarınıza sağlık. Biz de çok mutlu olduk. O zaman hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Yorgunluk, kırgınlık, kas ağrıları gibi belirtileri olan bulaşıcı hastalık. Çok ateş. Yani, hiç en sık başımıza grip. Gelen. Grip, doğru cevap. Yine dört harfli, tarihten geliyor soru. Bakalım nasıl geliyor. Şehzadelerin özel eğitmeni. Lala. Lala, doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Arapça kökenli. Bakalım. Yemek yeme isteği. Açlık. Değil. Arapça kökenli. Aa, onun da nokta noktası yerinde deriz. İştah. İştah, doğru cevap. Beş harfli yine, tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Herhangi bir konu ya da soruna dikkat çekme. Değinme. Değil. Parmak basma. Değil. Böyle dikkat çek. Bir harf al isterseniz. Harf alayım. Ama. Y. Bir konu ya da soruna dikkat çekme. Bir harf daha alayım. Tabii. Uyarı. Uyarı, doğru cevap. Altı harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Şehir içinde birkaç şerit yoldan ve yaya kaldırımından oluşan geniş cadde. Evet. Büyük olan. Ona bir şey deriz. Otoban. Değil. Şehir içinde bu. Şehir içinde. Aha. Şehir birkaç şerit yoldan. Paris'e gidebildiniz mi hiç? Yok, gitmedim. Gitmediniz. Ama adı hep geçer. Şanzelize bir şeyi derler. Meydan. Değil. Bu geniş cadde böyle gidiyor. Bir harf alın. Bir harf alayım. U. Bir harf daha alayım. Peki. Bildiniz artık. Bulvar. Bulvar, doğru cevap. Ben de Barbaros varken Şanzelize diyerek vizyonumu sizinle paylaşmış oldum sevgili izleyen. Aklıma gelmedi Hatice Hanım. Aynen. Altı harflerle devam ediyoruz. Efendim, Arapça kökenli yine, tek kelime. Bakalım. Bir işi, davranışı, başarıyı beğendiğini açıkça belirtme. İltifat. Böyle ortaokulda falan aferinden daha büyük bir şey alırdık. Bravo. Ya belge. Bravo. Takdir. Takdir, doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım soruya. Başkalarına karşı çekememezlik duygusu olan kimse. Kıskanç. Kıskanç, doğru cevap. Hatice Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 13 saniyede süremiz var. Gayet iyi bir süre. İnşallah. Ama dikkati elden bırakmamak lazım. Furkan Bey'in başına geleni gördünüz. O zart diye gitti süre. O yüzden daha dikkatli, daha hızlı düşünmeye çalışarak devam edeceğiz. Efendim, 7 harfli bir diğer istediğimiz cevap 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Sert bir şeyi dişleriyle yavaş bir şekilde koparma. Isırma. Değil efendim. Dişleme. Değil. Sert, kemirme. Kemirme, doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime, eğitim sisteminden geliyor. Bakalım soruya. İlk öğretimin ikinci kademesine verilen isim. Ortaokul. Ortaokul, doğru cevap.
8 harflerdeyiz hala. Bir ikileme soruyoruz. Gelsin bakalım. Küçük ölçülerde yavaş yavaş anlamına gelen bir ikileme. Mini mini. Gibi bir şey. Kısa kısa. Gibi bir şey. Faruk Kağan'ın şarkısı vardı böyle. Şarkıyı bana söyletmeyin Hatice Hanım. Bıdı bıdı mı? Değil. Değil. Küçük ölçülerde yavaş yavaş. Yavaş. Küçük küçük. Tekrar mı yoksa? Evet evet ikileme. Aynı kelimeyi ikileme. Tekrar ediyoruz. Harf alayım. Tamam verelim. Z. Az. Evet. Azcık. Hayır. Azar azar. Azar azar doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl soruyoruz. Nüfus bilimi anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Of. Harf alın harf. Harf alayım. Aldık harf aldık. G. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Demografi. Evet o. Demografi. Demografi doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. Yapım ekiği almış bir kelime soruyoruz. Nasıl soruyoruz acaba bakalım? İstediğini yaptırmada baskıcı ve diretmeci yol izleyen kimse. İstediğini yaptı. Harf alayım. Debi. T. Israrcı. Gibi bir şey. Diretmeci. Üsteleme. Yok. Diret. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. A. Bir harf daha alayım. Evet. Zaman geçiyor. Dayatmacı. Evet. Dayatmacı doğru cevap. Kaç sorumuz kaldı? İki sorumuz kaldı. 30 saniyemiz var. İlk ikisi de 10 harfli bu arada. İlk istediğimiz cevap iki kelime. İki harfli mastarla bitiyor. 10 harfli. Bakalım neler yaşayacağız. Gelsin soru. Bir şeyin ortaya çıkması için çalışmış olmak. Israr etmek. Değil efendim. Bir harf alayım. Bir harf alın. Bir şeyin ortaya çıkması için çalışmış olmak. Sizin bu işte çok süre gidiyor. Süreye dikkat edelim. Harf alın harf isterseniz. Alayım. Bir tane daha alın durdurun. Bir tane daha alayım. Aynen. Tamam artık. O G çok güzel yerden geldi bu arada. Bir. Bu işte sizin çok nokta noktanız var deriz mesela. 50. Değil. Lütfen. Bu işe hep beraber çok nokta nokta harcadık. Emek. Ha? Emeği geçmek. Emeği geçme. Emeği geçme doğru cevap. 10 harfli ve son istediğimiz cevaba geldi sıra. Harf İki kelime basın. Lütfen. Yani son soru değil mi? Son soru tamam. Bu. 2 saniyeniz var. İsterseniz basmasam da basmasanız harf alın siz. Zaman? Evet. Tamam. Her ihtimale karşı. İki kelime tekrar söylüyorum. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Askerlikte yol, haberleşme, sağlık, gıda gibi birçok... Harf alayım. Gıda gibi çok yönlü iş bölümlerinin organize edildiği görev. Askerlikte yol, haberleşme, sağlık, gıda gibi çok yönlü iş bölümlerinin organize edildiği görev. Mühimmat. Değil. Askerlikte yol, haberleşme, sağlık, gıda. Askerlikte asıl görev daha böyle bir ülkeyi korumayla ilgili ya hani daha sahada böyle. Alanda yapılan bir şey. Bu alanda değil ama onlara yardımcı olanlar işte. Yardım kuruluş. Geri hizmet olacaktı. Yani ben ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz bu arada. Yaldır yaldır üzgün alkış duyuyoruz. Birincilik koltuğunda siz oturacaksınız Hatice Hanım. Yani Furkan Bey'i geçtiniz şu an 6500 puanla. Hayırlara vesile olsun. Çok enteresan bir gün oluyor. Gerçekten hak ettiğiniz puan bu değil Hatice Hanım. Cayır cayır geliyordunuz. Orada konuştuk aslında. Ben okurken harf alacaktım. Siz bastınız. Evet harf alayım. Evet. Ters oldu o iş. Kaçırdım. Aynen. Ama bakalım neler olacak.
Belli olmaz hiçbir şey. Belki gideriz hafta finaline. İnşallah. Hadi hayırlısı. Hanımlar, beyler, Hatice Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.